Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Bu video Selçuklu serisinin ikinci bölümüdür. Tuğrul ve Çağrı Beylerin dönemi anlatılmaktadır. Daha önce hiç duymadığınız ve okumadığınız bilgilerin devamı için videoyu beğenirseniz bizi gerçekten çok sevindirirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Selçuk Bey'in ölümünden sonra Cent'ten ayrılan Tuğrul ve Çağrı Beyler mahiyetindekilerle birlikte yeni yurt arayışına girdiler. Uzun yolculuklar ve mücadeleler sonucunda Seyhun-Ceyhun Nehri havzasında, Buhara ve Harezm'de barınamayarak Gaznelilerden izinsiz olarak Horasan'a geldiler. Sultan Mahmud siyasi olarak Selçukluları tanımak zorunda kalmış ve Ferave, Dihistan ve Nesa'yı yurt olarak onlara vermişti. Zaman geçtikçe Selçuklular bölgedeki güçlerini iyiden iyiye hissettirince Gazneli Sultan Mesud iki ordusunu Selçuklular üzerine gönderdi. Selçukluları sıkıştırmak için Harezm vilayetini Şah Melik'e verdi. Bu ordular ağır yenilgiler alarak geri çekilmek zorunda kaldılar. Çağrı Bey cesareti ve çevikliğiyle Belh yakınlarına kadar gelmişti. Hatta sultanın bir filini bile esir almıştı. Tehlikenin kapıya geldiğini gören Sultan Mesud hedefine Serah'ı koyarak Selçukluları yok etmek için Belh'ten harekete geçti. Gazneli ordusu 300 savaş fili, 70 bin süvari ve 30 bin piyade ile döneminin en kuvvetli ve teçhizatlı ordusuydu. Tuğrul Bey ve amcaları Musa Yapbu'da Serah'ta bulunan Çağrı Bey'in yanına geldiler. Toplamda 20 bin civarında süvarileri bulunuyordu. Mesud'un geldiği haber alınınca çöllere çekildiler. Sultan Mesud Serah'ta bulunan küçük Selçuklu kuvvetlerini yenerek şehire girdi. Herkes geri çekilmeyi teklif etse de Çağrı Bey burada kalmanın ve bir ölüm kalım savaşı verilmesinin doğruluğunu herkese kabul ettirdi. İlk karşılaşma 15 Mayıs 1039'da gerçekleşti. Davul ve boru sesleri altındaki Gazne ordusu şiddetli bir hücuma geçince Selçuklular varlık gösteremeyip tekrar çöllere çekildiler. Gazne ordusu çöllere alışık olmadığı için takip yapamadı. Küçük Selçuklu kuvvetleri ani baskınlar yapıyor ve tekrar çöllere çekiliyordu. Sultan Mesud vezirlerinin ısrarı ile Selçuklulara barış teklifinde bulundu. Gazneliler ile Selçuklular arasında varılan anlaşmaya göre Gazneli ordusu Herat'a dönecek, Nesa, Bavert ve Ferave hudutları Selçuklulara teslim edilecek, Selçuklular Nişabur, Serah ve Merv şehirlerini Gaznelilere iade edeceklerdi. Bu geçici bir barış niteliğindeydi ve her iki taraf da büyük savaş için hazırlıklarını tamamlayacaktı. Sultan Mesud Herat'a çekildikten sonra Selçuklular vermeleri gereken şehirleri iade etmediler. Sultan Mesud Tuğrul Bey'i yakalamak için Nişabur'a girdi. Komutanlara Herat'a çekilmeyi teklif etse de o, kuzeye çöllere çekilen Selçukluları yakalamak için Serah ve Merv'e yöneldi. Sultan Mesud Selçukluları bir meydan muharebesinde yenmek isterken Selçuklular onları sahranın içlerine çekiyor, yaptıkları ani baskınlarla yıpratıyor ve su kuyularını tahrip ediyordu. Selçuklular ağır zırhlı Gazneli ordusuna karşı hafif süvari birliklerini oldukça iyi kullanıyordu. Sultan Mesud, kum çölü kenarında suları bol olan Dandanakan hisarına ilerleyip suya ulaşmak istiyordu. Bahar mevsimi geldiğinde Selçuklular, Çağrı Bey'in de ısrarlarıyla Gazneli ordusunu karşılamaya karar verdiler. Merv yakınlarında Dandanakan hisarı önünde muharebeyi kabul ettiler. Gazneliler gelene kadar uğradıkları ani baskınlar ve susuzluktan dolayı oldukça yıpranmıştı. Öncü kuvvetlerinin çarpışmalarından sonra Gazneli ordusu karşılarında savaş düzeni alan Selçuklular ile artık karşı karşıyaydı. Sultan Mesud kale civarındaki su kuyularının tahrip edildiğini görünce yakınlarda bulunan bir su kaynağına hareket emrini verdi. Hareket halinde düzeni bozulan Gazni ordusuna Selçuklular saldırıya geçti ve ilk büyük darbeyi burada vurdular. Burada tam bir kıyamet koptu. Sultan Mesud'un hassa ordusunda bulunan 370 kişi de taraf değiştirerek Selçuklulara katıldı. Oldukça disiplinsiz, bitkin ve susuz Gazneli ordusu 22 Mayıs 1040'da Selçukluların son ve kesin taarruzuyla dağıldı. Sağ ve sol kanat komutanlarının kaçmasıyla askerler canlarını kurtarabilmek için geri çekilmeye başladılar. 3 gün devam eden savaşta Gazneli ordusu ummadıkları ağır bir yenilgiye uğramıştı. Selçuklular pek çok hazine, silah ve malzeme ele geçirdiler. Artık Türkistan'da Selçukluların karşısında duracak bir güç yok gibiydi. Sultan Mesud savaş meydanında 100 kadar askeriyle Herat'a geri çekilmeye çalışsa da kendi adamları tarafından yakalanarak öldürüldü. Tuğrul Bey Horasan'da Selçuklu Sultanı ilan edildi. Ülke ve beldelere fetihnameler gönderilerek Selçuklu Devleti'nin kurulduğunu ilan ettiler. Tuğrul Bey Abbas halifesi Kayınbey Emrillah'a gönderdiği mektupta halifeye sadık olduklarını, Horasan'da bozulan adaleti tesis edeceklerini ve Oğuz Han'ın soyundan geldiklerini bildirdi. Tuğrul Bey Nişabur'u devletin merkezi yaparak Çağrı Bey'i Melik ünvanı ile Merve, Musa Yapgu'yu da Herat'a görevlendirdi. İbrahim Yinal Kuhistan'a, Aslan Yapgu'nun oğlu Kutalmış Gürgan ve Damagan'a, Çağrı Bey'in oğlu Kavurt ise Kirman bölgelerini ele geçirilmekle görevlendirildi. Selçukoğullarının yaptığı ilk büyük fetihler. Çağrı Bey Horasan'ın kuzeyini ele geçirdikten sonra dağınık Gazni kuvvetlerini yenerek Belh'e girdi. Çağrı Bey Belh'i kendisine merkez yaparak Toharistan'ın tamamına hakim oldu. Cent'te bulunan Gaznelilerin müttefiki ve Selçukluların kadim düşmanı olan Şah Melik'ten intikam alınmalıydı. Şah Melik Gazneli Mesud tarafından kendisine verilen Harezm üzerine 40 bin süvari ile geldi. Çağrı Bey süratle bölgeye gelince Şah Melik geri çekilmek zorunda kaldı. 1043'te Tuğrul Bey de bölgeye gelince Gürgenç'te bulunan Şah Melik Kirman civarına kaçmak için uzun bir yol kat etse de İbrahim Yinal'ın kardeşi Ertaş tarafından bir baskınla yakalandı ve Çağrı Bey'e teslim edildi. Şah Melik geçmişte Selçuklulara yaptığı baskının faturasını canıyla ödedi. O derhal idam edildi. Harezm ile beraber Ceyhun Adası Selçukluların eline geçti. Çağrı Bey'in 1043'teki hastalığını fırsat bilen Gazne Sultanı Mevdud, Belh ve Tuharistan'ı ele geçirmek için harekete geçti. Çağrı Bey Gazne ordusunu durdurma görevini oğlu Alparslan'a verdi. Alparslan'ın Gaznelileri uzaklaştırması onun ilk askeri başarısıydı. Çağrı Bey iyileştikten sonra Ceyhun'u geçerek Tirmiz'i zapt etti. Ardından Belh, Tirmiz, Tuharistan ve çevresini oğlu Alparslan'ın idaresine verdi. Çağrı Bey bir türlü alınamayan Sistan üzerine oğlu Yakuti'yi gönderdi. Ertaş ve Yakuti'nin hücumlarıyla Hint sahiline kadar olan saha Selçukluların eline geçti. Selçukluların Belh valisi Külsarık, üzerine gelen kuvvetleri yenilerek Gazne'ye gönderilse de Alparslan Gazneliler için büyük bir engeldi. Tuğrul Bey Dandanakan zaferinden sonra Taberistan ve Cürcan civarını kendine bağladı. Tuğrul Bey 1043'te Harezm üzerine giderken İbrahim Yinal emrindeki süvariler Rey şehrini Arslan Yapgu Oğuzlarından aldı. Ardından Hameden şehrini ele geçirerek Selçuklulara bağladı. Rey'de büyük bir merasimle karşılanan Tuğrul Bey, Rey'i başkent yaparak şehrin derhal imal edilmesini emretti. İbrahim Yinal, Kalicar ve Annaziler üzerine giderken Tuğrul Bey Kazvin'e girerek ülkesine kattı. 1046'da İsfahan'ı muhasara ederek kendine bağladı. Tuğrul Bey Rey'e döndükten sonra ana bir kardeşi İbrahim Yinal'ı, Aslan Yapgu'nun oğlu Kutalmış'ı ve Çağrı Bey'in oğlu Kavurd'u Kirman üzerine gönderdi. Bölgedeki birçok kale ve şehir Selçuklular tarafından ele geçirildi. Anadolu'ya Oğuzlar tarafından yapılan akınlar. Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları gönüllü Horasan gazilerinin gaza için Doğu Roma topraklarına girmesiyle başlamıştı. Çağrı Bey 1016'da Azerbaycan'daki Türkmenleri yanına alarak Doğu Anadolu'ya girmişti. 1028'de Arslan Yapgu'nun hapse atılmasından sonra onun emrinde olan Türkmenler de Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu'ya girmişlerdi. Selçuklular Dandanakan zaferini kazandıktan sonra sürekli batıya doğru bir genişleme eğilimindelerdi. Tuğrul Bey, Azerbaycan ve Irak'a Acem'in fethini İbrahim Yinal'a vermişti. İbrahim Yinal'ın Rey'i ele geçirmesiyle Arslan Yapbu'ya bağlı Oğuzlar Azerbaycan'a çekildiler. İbrahim Yinal onları itaate davet ettiğinde onlar, "Senden korktuğumuz için uzaklaştık ve buraya konduk. Gayemiz ya Horasan'a dönmek ya da Rum'a gitmektir" diyerek Anadolu'ya girdiler. Selçuklulara tabi olmak istemeyen bu Oğuz Türkmen beyleri yerli halk ile mücadele ediyor, yağma yapıyor ve sürülerine otlaklar arıyordu. Pek çok kez ihanete ve kayıplara da uğradılar. İbrahim Yinal'ın baskılarıyla Azerbaycan'daki ve Selçuklu ülkesindeki Türkmenler Doğu Anadolu'ya girdiler. Bu Türkmenlerden Anasuoğlu ve Boğa Diyarbakır çevresini, Oğuzoğlu Mansur, Cizre, Nusaybin ve Musul çevresini ele geçirdiler. Musul emiri, Diyarbakır emiri ve Büveyh hükümdarı bu Türkmenlerin hareketlerini Tuğrul Bey'e şikayet ettiler. Tuğrul Bey bu asi ırktaşlarını himaye etmekle birlikte Türkmen beylerine haber göndererek İslam ülkelerindeki akınlardan vazgeçmelerini, yurtları Azerbaycan'a dönerek Doğu Roma'ya akın yapacak beylerin hizmetine girmeleri yönünde bir emir gönderdi. Anasuoğlu, Göktaş, Boğa ve Oğuzoğlu Mansur gibi Türkmen beyleri Dicle'nin kuzeyinden Murat suyunu takip ederek Erciş önlerine kadar geldiler. Erciş'in Doğu Romalı yöneticisi Stepanos bu beylere topraklarından geçme iznini vermedi. Türkmenler bu yöneticiyi yapılan muharebede yenerek Azerbaycan'a gittiler. Tuğrul Bey, İbrahim Yinal, Kutalmış ve Musa Yapgu'nun oğlu Hasan'ı Azerbaycan'a gönderdi. Kutalmış, babası Arslan Yapgu'ya bağlı Oğuzları yanına aldı. Onlar Gence yakınlarında konuşlanan bir Doğu Roma birliğini adeta yok ettiler. Aras Nehri'ni takip eden Kutalmış, Tuğrul Bey'e gönderdiği mektupta bu bölgenin zengin ve Romalıların bir kadın gibi korkak olduğunu ve bu sebeple bu bölgenin kolaylıkla fethedileceğini söylüyordu. Türkmenlerin öncü birliğinin başında olan Musa Yapgu'nun oğlu Hasan, 1048'de Erzurum civarından dolaşarak Van Gölü havzasına girdi. Bölgenin hakimi Auron ve Gürcistan valisi Liparit'in gönderdiği birlikler Hasan'ı Zat suyu kenarında pusuya düşürdüler. Hasan ve arkadaşlarının çoğu şehit edildi. Hasankale, bir diğer adıyla Pasinler Muharebesi. Sultan Tuğrul Bey, şehit düşen Hasan'ın ve Selçuklu askerlerinin intikamını almak için İbrahim Yinal'ı Azerbaycan valisi tayin etti ve Anadolu'ya hareket emrini verdi. Kutalmış'ın da onlara dahil olmasıyla 1048'de onlar Anadolu'ya girdiler. O dönemde yaşamış bir Ermeni müellifin ifadesiyle Türk milletinin korkunç dalgaları Erzurum ve Pasine ovalarına döküldü. Türkler gerçekten sel gibi Ağrı, Gümüşhane, Trabzon, Muş ve Erzurum civarına girdiler. Bölgede bulunan Doğu Roma kuvvetleri Pasin'e çekilerek İmparator 9. Konstantinos'tan yardım istediler. İmparatorun emriyle Gürcü kralı Liparit, Selçuklu kuvvetlerine yakalanmadan bölgeye geldi ve Doğu Roma kuvvetleriyle birleşti. Bu kuvvetler Pasin Ovası'nda bulunan bugünkü Ügümü köyü civarındaki Kapetru, yani Hasankale Hisarı'nın olduğu tepenin eteklerine gelerek karargahlarını kurdular. 18 Eylül 1048'de bölgeye gelen Selçuklu ordusu 50.000 civarındaydı. Burada Selçuklular ile Doğu Roma ordusu arasında şiddetli bir muharebe başladı. Selçuklu ordusu biri İbrahim Yinal'ın, diğeri Kutalmış'ın komuta ettiği iki büyük gruba ayrılmıştı. Çetin bir savaş oluyor ve oluk oluk kan akıyordu. Tüm gece devam eden şiddetli buluşmada zaferi kimin kazandığı belli değildi. Selçuklu kanatları durdurulup geri püskürtülürken orta kanatta bulunan Selçuklu ordusu Roma'nın orta kanadını çökertmiş ve Liparit'e esir almıştı. Rum kuvvetlerinin saatler geçtikçe geri çekilmesiyle Selçukluların amansız mücadelesi ve çevirme hareketi sonucunda savaş Selçuklu kuvvetlerinin zaferiyle sonuçlandı. Başta Liparit olmak üzere birçok komandan ve asker esir edildi. Savaş meydanından çekilen Doğu Roma komutanları Ani ve Van'a kaçarak canlarını kurtardılar. Doğu Roma'ya karşı yapılan ilk büyük muharebenin zaferle sonuçlanmasının ardından İbrahim Yinal ve Kutalmış ele geçirdikleri ganimetleri ve esirleri Rey'de bulunan Tuğrul Bey'in yanına götürdüler. Van Gölü'nün kuzeyinden Trabzon'a kadar olan sahada Türkmen akıncıları durduracak bir kuvvet bulunmuyordu. İmparator 9. Konstantin'in başı Türklerle belaya girmişti. Yakın tehlike olan Peçenek Türkleri tarafından sıkıştırıldığı için Tuğrul Bey ile anlaştı. Liparit'in serbest bırakılması ve barış yapılmasına karşılık kaynakların ifadesiyle eski devirlerde eşi benzeri görülmemiş miktarda değerli hediyeler gönderdi. İmparator Tuğrul Bey'in İstanbul'daki caminin tamir edilmesi, Fatimiler adına okunan hutbenin Abbasiler adına okunması isteklerini de kabul etti. Hatta bu camiye Tuğrul Bey'in ok ve yay işaretleriyle tuğrası da konulmuştu. Tuğrul Bey adeta Sunni İslamiyet'in koruculuğunu üstlenmişti. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan İbrahim Yinal'ın ilk isyanı. İbrahim Yinal, Azerbaycan, Anadolu ve Irak'ta yaptığı fetihlerle oldukça kudretli bir konuma gelmişti. Hasankale Muharebesi'nden sonra hakkını alamamış, Çağrı Bey ve İnanç Yapgu'nun elinde bulunan hakimiyetten mahrum bırakılmış ve kırılmıştı. İbrahim Yinal, Hamedan çevresinde kendine hakimiyet kurmak istiyordu. Tuğrul Bey, İbrahim Yinal'dan onun elinde bulunan Hamedan şehrini ve civarındaki bazı kaleleri istedi. İbrahim Yinal bunu kabul etmediği gibi ana Selçuklu ordusundan ayrılarak kendi kuvvetlerini oluşturdu. Bunun üzerine Tuğrul Bey 1050'de büyük bir ordu ile İbrahim Yinal üzerine harekete geçerek onu mağlup etti ve yaşanan savaştan sonra esir aldı. Ona çok iyi muamele etmiş ve serbest olduğunu bildirmişti. İbrahim Yinal ise Tuğrul Bey'in yanında kalmayı tercih etti. Tuğrul Bey'in Anadolu Seferi. Tuğrul Bey, İbrahim Yinal sorununu çözdükten sonra Yüveyhileriyle beraber hareket eden İsfahan emirini kuşattı. Bir yıl süren kuşatmanın sonunda İsfahan 1051'de ele geçirildi. Kirman, Musul ve Şiraz'ın fethedilmesiyle Yüveyhi devleti sadece Bağdat ve civarında sıkışmıştı. Bağdat'ın fethi artık an meselesiydi. Doğu Roma toparlanmış ve kaybettikleri toprakları ele geçirmeye çalışıyordu. Tuğrul Bey 1054'te Tebriz'e geldi. Ardından Anadolu topraklarına girdi. Önce Erciş kalesini kuşattı ve ele geçirdi. Ardından Malazgirt'e geçen Tuğrul ordusunu üçe ayırarak Kars, Erzurum ve Canik yönüne gönderdi. Tuğrul Bey ise Malazgirt'i 3 gün kuşattıktan sonra Pasın civarına geldi. Bölgede bulunan Doğu Roma birlikleri kalelerinden çıkmıyordu. Kışın da yaklaşmasından dolayı Tuğrul Bey geri dönmeye karar verdi. Ordusuyla beraber Malazgirt'e tekrar geldi. Burası komutan Vasile emrinde çok iyi tahkim edilmişti. Sultan günde 2 defa kaleye hücum ediyor ama bir sonuç alamıyordu. Bir ay süren kuşatmada her iki tarafta mancını kullanıyordu. Türk akınlarını Kutalmış yönetiyordu. Bir Frank fedaisinin Selçukluların büyük mancınını yakmasıyla kuşatma sonuçsuz kaldı. Bölgeyi terk eden Tuğrul ani bir saldırıyla alınması çok güç olan Adil Cavaz Kalesi'ni Urfalı Mateos'un tabiriyle ateş fışkıran kara bulutlar gibi saldırdı ve ele geçirdi. Ardından halifenin çağrısı ile Bağdat'a döndü. Tuğrul Bey'in Anadolu'da bıraktığı 3000 kişilik Selçuklu kuvveti 1062'ye kadar akınlarına devam etti. Onlar Sivas'a kadar ulaşıp şehri ele geçirdiler. Esirler ve ganimetler ile tekrar Azerbaycan'a döndüler. Doğu Roma'nın savunma gücü test edilmiş ve kırılmıştı. Sultan Tuğrul'un Bağdat'a girişi. Abbasi halifesi Kayın Biemrillah, Müvehhillerin meşhur kumandanı aslen Türk olan Arslan Besasir'den şikayetçiydi. Halifenin ısrarlı daveti üzerine Tuğrul Bey 1055 yazında içinde 8 filinde bulunduğu ordusuyla Bağdat'a girdi. Halife Tuğrul Bey'i büyük bir merasimle karşıladı. Sultan Bağdat'a girdiğinde Yüveyhilerin 120 yıldır devam eden egemenliğine son verdi ve Irak topraklarının büyük bir bölümünü ele geçirdi. Bağdat camilerinde hutbe Sultan Tuğrul adına okundu. Halife tarafından hediye edilen altın tahta oturan Tuğrul Bey, Bağdat'a yeni camiler, saraylar, evler, mahalleler ve konaklar yapılmasını emretti. Artık Bağdat, Tuğrul Bey şehri diye anılmaya başlanmıştı. Tuğrul Bey Bağdat'tan kuzeye kaçan ve ordu toplayan Besasiri'yi yakalamak için önce Kutalmış'ı gönderdi. Onun başarısız olmasıyla 1057'de bizzat kendisi Bağdat'tan çıktı. Bunun üzerine Besasiri Musul'dan Suriye topraklarına geçti. Bu sefer ile Tuğrul Bey Selçuklu aleyhinde davranan Mervanilerin elinde bulunan Cizre ve Sincar'ı ele geçirdi. Diyarbakır'daki Mervani emiri yıllık 100 bin dinar göndererek itaat etti. Tuğrul Bey Musul'u İbrahim Yinal'a vererek Bağdat'a döndü. Halife Tuğrul Bey'e sancak verip hilat giydirdiği gibi iki kılıç kuşattı. Tuğrul Bey'i Melikül Maşrik vel Mağrib, yani doğunun ve batının hükümdarı ilan etti. Dinin temel direği lakabını verdi. İbrahim Yinal'ın öldürülmesi. Tuğrul Bey'in ana bir kardeşi olan İbrahim Yinal'ın isyan edeceği bilgileri geliyordu. Tuğrul Bey'in daveti üzerine Bağdat'a gelen İbrahim Yinal böyle bir şey olmadığı ve bağlı olduğunu bildirerek Tuğrul Bey'i ikna etti. İbrahim Yinal'ın yokluğundan faydalanan Besasiri Musul'u kuşattığı haberi gelince Tuğrul Bey Musul'a yöneldi. Yoldayken İbrahim Yinal'ın isyan ettiğini ve Hamedan'a doğru gitmekte olduğunu öğrendi. Süratle yönünü değiştirerek Hamedan'a ulaştı. 30 bin askeri kuvveti olan İbrahim Yinal Hamedan'ı kuşattı. 1059'da Rey'e çekilen ve asker sayısı çok azalan Tuğrul Bey yardım çağrısında bulundu. Çağrı Bey artık çok yaşlanmış ve hastalanmıştı. Saltanat iddiasıyla harekete geçen İbrahim Yinal'a karşı Tuğrul'un yanında yer aldı. Destek için oğulları Alparslan, Kavurt ve Yakuti'yi kalabalık bir orduyla Rey üzerine gönderdi. Rey civarında yapılan muharebede İbrahim Yinal yenildi. Alparslan tarafından yakalanarak Tuğrul Bey'e teslim edildi. Bu sefer Tuğrul Bey tarafından affedilmedi. 23 Temmuz 1059'da yay kirişiyle boğduruldu. İbrahim Yinal, Çağrı Bey ve Musa Yapbu gibi kendisine müstakil bir yönetim istiyordu. Zira onlar kendi bölgelerinde hutbe okutuyor ve hakimiyet alameti olan 5 nöbet çaldırıyordu. Bu dönemde Kutalmış'ın da isyana kalkıştığı yönünde bilgiler bulunmaktadır. Çünkü o, babası Arslan Yapgu'nun Selçuk'un ölümünden sonra Selçukluların başına geçtiğinden dolayı hakimiyetin kendilerine verilmesini istiyor, hiç olmazsa o da bir hakimiyet sahası istiyordu. Aynı yıllarda doğuda bulunan Çağrı Bey hem Karahanlılar hem de Gazneliler ile sulh yaptı ve saldırmazlık anlaşmaları imzaladı. Çağrı Bey 1059'da 70 yaşındayken Serah'ta vefat etti. Anadolu Selçuklu hariç tüm Selçuklu sultanlarının atası olan Çağrı Bey, kahraman ve cesur bir askerdi. Halifenin Bağdat'a gelen Besasiri tarafından esir edilmesi. Tuğrul Bey İbrahim Yinal ile uğraşırken Arslan Besasiri kolayca Bağdat'a girdi. Halife Kayınbiye Emrillah'ı esir aldı ve sarayını yağmaladı. Bağdat'ta hutbe Şii Fatime halifesi adına okundu. Besasiri Bağdat ve çevresini ele geçirdi. Tuğrul Bey bunu haber alınca hızla Bağdat üzerine yürüdü. Tuğrul Bey'in geldiğini haber alan Besasiri şehri terk etti. Bağdat'a giren Tuğrul Bey halifeyi kurtardı ve halifenin bindiği katırın ipini tutarak sarayına kadar götürdü, tahtına oturttu. Tuğrul Bey Bağdat'ta nizamı kurduktan sonra ordusunu Besasiri üzerine gönderdi. Besasiri Suriye'ye kaçacağı sırada 1060 yılında askerleriyle birlikte yok edildi. Tuğrul Bey'in ölümü. Tuğrul Bey Bağdat'ı Emir Porsu'a emanet etti. O Bağdat'tan Rey'e döndükten kısa bir süre sonra hastalandı. 6 ay süren bu hastalık sonunda 4 Eylül 1063'te 70 yaşını geçmiş bir şekilde vefat etti. Devrin bütün kaynaklarında iyi kalpliliği ve adaleti anlatılmıştır. Tuğrul Bey 25 yıl süren saltanatı boyunca Selçuklu devletini sağlam temeller üzerine oturtmuş ve devletin sınırlarını batıda Anadolu çevresine kadar uzatmıştı. Oğuzların Anadolu'ya girmelerini her zaman teşvik etmiş ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük katkıları olmuştur. Tuğrul Bey'in oğlu yoktu. Sultanın ölüm haberini alan Çağrı Bey'in oğulları Süleyman ve Alparslan ile Arslan Yapgu'nun oğulları Kutalmış ve Resul Tegin yeni sultan olabilmek için Rey'e harekete geçmişlerdi.